Günaydın efendim, hayırlı sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz KON TV ekranlarına, hanım eline. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız sağlık, bereket getirsin inşallah. Sağlık getirsin hepimiz için. Bugün Hazreti Mevlana'nın 745. yıl dönümü. Rahmet ve sevgiyle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Onun öğretilerini anlamak adına dualarımızı iletiyoruz efendim. Herkes ölümü ayrılık olarak nitelendirirken Hazreti Mevlana ölüme vuslat demiş, kavuşma anı demiş. İyi ki bu topraklarda, iyi ki bu güzel Konya'da yaşıyoruz. Onun adımladığı toprakları biz de adımlıyoruz her sabah. O yüzden şanslıyız. Sesimizin ulaştığı hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerine Hazreti Mevlana'nın şehrinden, Konya'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Onu anlamak dileğiyle, duasıyla başlıyoruz efendim. Tekrar hayırlı olsun. Akşam programlarımız var. Saat 1'de önce Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir program KON TV ekranlarında olacak. Akşam da Şeb-i Arzu bütün dünyaya Konya'dan yansıtacağız inşallah. İşte böyle güzel bir sabaha başladık bile. Güzel bir haftaya başladık. Konuğumuz kıymetli doktorum yerini aldı stüdyomuzda ve onunla birlikte bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Anemiden bahsedeceğiz. Aneminin ne olduğundan bahsedeceğiz. Özellikle anneler, babalar ve çocuklar ekran başında olsun. Alacağınız mutlaka notlar vardır ve bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Bir taraftan da kıymetli konuğum için ve sizler için güzel bir yemek tarifimiz var. Mutfakta iki güzel, iki yakışıklı aşçı bizi bekliyor. Evet, gastronomi öğrencilerinden biliyorsunuz bu sezon hep bizimle birlikteler. Ve Sadık Bayduman ve Kürşat Çağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız çocuklar? İyi, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle bir sizi tanıyarak bir başlayalım Sadık. Ben Sadık Bayduman, Adanalıyım. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde gastronomi doktorantları okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Adanalıyım. Kürşat. Ben Kürşat Mehmet Çağlar. Gastronomi Mutfak Sanatları 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Adanalıyım Sadık'la birlikte. Bugün iki Adanalı'nın güzel ellerinden lezzetler sunacaksınız. O yüzden mi acaba menü Adana yöresine ait olsun şöyle diye düşündünüz Sadık? İki Adanalı yan yana olunca. İki Adanalı yan yana gelince öyle olur. Peki ne yapacağız bugün? Bugün Adana yöresinde sıklıkla yapılan sıkma ve fellah köftesini yapacağız. Fellah köftesinin diğer adı sarımsaklı köfte olarak da bilinir. Hı hı. Yani tüm yörelerde yapılır ama Adana'da daha sıklıkla daha yapıldığı için. Daha fazla yapıldığı için Adana'ya aitmiş gibi görülür. Aslında Türkiye'nin her yerinde yapılıyor aslında. Ve sıkma yapacağız. Evet, sıkma hakkında da Kürşat sen bilgi ver. Sıkma da genelde Toroslar'da dağda yani yörük insanlar çok fazla yapar. Doğru. Kahvaltıda. Hı hı. Yani domates, biber. Nasıl da çin. Güzel olur değil mi? Mis gibi olur. Kahvaltı. Doğru söylüyorsun. Yörükler dağlara çıktıkları zaman, onlar yaylalara çıktıkları zaman onlar için güzel bir lezzet olur. Biz de bugün böyle havada hafif yağmurluyken böyle sıcacık, içinizi ısıtacak hem de midenizi iyi gelecek güzel iki lezzeti yapacağız. Hemen bir şöyle tariflerimizi verelim. Fellah köftesiyle başlayalım isterseniz. Tamam, başlayalım hemen Kürşat'cığım. Fellah köftesinin içinde 2 su bardağı köftelik bulgurumuz var. 1 su bardağı irmiğimiz var iç harcı için. Daha sonra domates ve biber salçamız var 1 yemek kaşığı. 1 yumurta, 3 yemek kaşığı un. Daha sonra da tuz ve kimyon atacağız. Bunları yoğuracağız şimdi. Ve daha sonra sosu için domates rendemiz, biber salçamız, yağımız ve üstüne böyle serpmek için de birazcık maydanozumuz. En sonunda güzel bir sunum için de maydanoz yapacağız. Peki sıkma için Sadık neler gerekli ve nasıl yapılacak? Sıkma 450 gram unla başlıyoruz. Bir çay kaşığı kabartma tozumuzu katıyoruz. Sonra alabildiğince su katıyoruz. Bunları güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra oda sıcaklığında biz tercih ediyoruz. Dolapta da yapanlar var. Oda sıcaklığında dinlendirmeye bırakacak yarım saat. Püf noktası da o. İyi bir dilendirme, iyi bir hamur elde ederiz. İyi bir hamurda, iyi bir ekmeğe yani ulaşmamızı sağlar bizim. Mayamızı insta kullanıyorsun, insta maya. Evet. Yaş mayalarının artık herhalde bitti ömrü değil mi? Onlar hem çabuk bozuluyor hem de çok fazla sağlıklı kabarmadığı için daha çok biz toz maya kullanıyoruz bugün de. Değil mi? Evet, instant maya kullanıyoruz efendim. Peki, hamur özellikle güzel mayalansın diye fırının içine falan koyulur ya da sıcağa sarılır. Doğru mudur bu çocuklar?
Evet, daha çok. Oda sıcaklığının biraz üstü, birkaç derece daha üstünde daha iyi öyle mayalanıyor. Mayalanıyordur. Bunu zaten hanımlar biliyordur ama tabii gastronomi öğrencilerinden duymak da önemlidir. O zaman hemen fellah köftesiyle başlıyoruz efendim. Malzemelerimizi karıştırarak Kürşat başlıyor. Kolay gelsin diliyorum. Bir taraftan sizi izliyor olacağım. İkinize de kolay gelsin. Bugün iki tane güzel lezzetle hanım eli mutfağındayız. Hanımlar, beyler, özellikle hanımlar, notlarınızı alabilirsiniz ajandanıza. Güzel iki tarifi bu güzel kış gününde, kışa doğru yapabilirsiniz. Çocuklarınızla, sevdiğinizle yiyebilmeniz için. Hemen hematoloji uzmanı doçent Doktor Ali Kutlucan hocam bizimle birlikte. Ona hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Tüm seyircilerimize günaydın diyorum. Ayrıca Mevlana Hazretlerini saygıyla anıyoruz. Ölümü onun gibi anlamayı Allah hepinize nasip etsin diyorum. Çünkü Yaradan'a kavuşma anlamında bahsediyor ölümden. İnşallah hepimize nasip olur. Saygılanıyoruz Mevlana Hazretlerine. Ne kadar güzel söylediniz hocam. Ne güzel dua oldu. Onun gibi anlayalım inşallah biz de ölümü. İnşallah. Bugün sizinle birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız. Dedim ya girişte de annelerin, babaların, hatta anneler çocukları için soracağı sorular olursa bize ulaşsınlar. Anemiyi konuşacağız efendim. Siz de lütfen bize WhatsApp'tan ya da BIP'ten ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı okuyacağız. Sorularınız önceliğimiz olacak ve hocamıza ileteceğim özellikle sorularımızı. Anemi nedir? Nasıldır? Tedavisi, tanısı nasıl konulur? Korkulacak bir şey midir? Tüm bu detayları sizinle konuşacağız. Hocam, bir kısacık sizi tanımak istiyorum. Tabii ki. Çünkü ilk defa ağırlıyorum. İzleyicilerimizden bilenler mutlaka vardır Konya'da ama sizi bir şey kısa tanıyalım, sonra anemiye geçelim. 1976 Aksaray Ortaköy'de doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Ortaköy'de tamamladıktan sonra 2002 yılında tıp fakültesini Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra uzmanlığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde iç hastalıklar uzmanı olarak 2008 yılında onu tamamladıktan sonra mecbur hizmetimi de Isparta yaptım. Askerlik görevini 2010 yılında tamamladıktan sonra Düzce Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak başladım. Yardım doçent olarak başladık. Daha sonra doçentliği orada aldıktan sonra memleketimize yakın olalım dedik. Selçuk Üniversitesi'ne 2004 yılında hematolojiye başladım. Van ilinde mecbur hizmetimi yaptıktan sonra şu anda Başkent Üniversitesi'nde hematoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Harika, çok tekrar güzel. Memleketimize kavuştum. Tekrar memleketinize geldiniz. Aksaray, Konya yakındır. 2-3 senede ben orada vakit geçirdim. Bilirim o Ortaköy'ü, Aksaray'ın o civarlarını. Güzel yerdir. Güzel yabancı da değil, Konya'ya da çok yakındır. Evet. Başarılar diliyorum hocam. Hemen anemiyle bir başlayalım. Nedir bu anemi? Hep duyarız, söyleriz, dillendiririz. Anemi çok yaygın bir problem. Şöyle tarif edeyim. Damarlarımızda esas olarak 3 tane hücre bulunur. Al yuvar dediğimiz eritrositler, ak yuvar dediğimiz lökositler ve kan pulcukları olarak adlandırdığımız trombositler. Anemi bu al yuvarlar, eritrosit dediğimiz hücrelerin normalin altında, yaş ve cinsiyete göre belirlenmiş normalin altında olması demektir. Kan düşüklüğü zaten köken olarak da anemiye kanda düşüklük olarak anlamındadır. Eritrositlerin düşüklüğüdür esas ama biz pratikte daha çok kullandığımız hemoglobin, hematokrit düşüklüğü şeklinde. Yani biz hastalarımıza ilk geldiği zaman derdiniz ki hemoglobin düzeyine bakarız. Hemoglobin nedir? Bu eritrositler içerisindeki oksijen taşıyan yapılardır. O şekilde tarif edebiliriz. Bunlar düşmesi olarak tarif ediyoruz. Ha, parametreyi değerlendirirken hemoglobin, hematokrit, eritrosit, bunların hepsini biz değerlendirirken toplu değerlendiriyoruz. Ama esas bu hemoglobin düşüklüğü. Belli değerler vardır çocuklar için. Çocuklarda belli yaşa kadar, erişkinler için belli değerler vardır. Kadın, erkek için, gebeler için belli değerler vardır. Evet, doğru. Hepsi farklı değil mi? Şöyle, ilk 5 yaş olarak söylersek, ben erişkin hematolojim ama onlardan da yine bir bilgi verelim. İlk 5 yaşta hemoglobin düzeyimiz 11 gram bölü desilitrenin altına indiği zaman anemi kabul ediyoruz. 5-12 yaş arasında 11,5'un altında, 12-15 yaş arasında 12'nin altına düştüğü zaman anemi kabul ediyoruz. Erişkin geçtiğimiz zaman da 15 yaşından sonra gebeler için, doğurganlık çağında gebeler için 11'in altına düştüğü zaman erişkin
kadınlarda 12 gram bölü desilitre, erişkin erkeklerde 13 gram bölü desilitrenin altına düştüğü zaman, bunlar alt sınırlardır. Bunun altına düştüğü zaman anemi olarak kabul ediyoruz biz. Yani 11-12 sınırsa eğer, 9-10 da endişe edilecek bir durum mudur? Yoksa tabii hani ki, yine de hafif bir tabii ki 9-10'a hangi yaşta düşüyorsa anemidir. Ya bu çocukluk döneminde ilk 6 ay bir bebeklik döneminde şey vardır. Çünkü orada anneden geçen hemoglobinler vardır. Çocuk henüz tam kendi kemikli aktifleşmediği için o dönemde şey olmaz, ama 6 aydan sonra her ne değerde olsun, yani her ne yaşta olursa olsun 9'lara düştüğü zaman anemi olarak kabul ediyoruz. Biz bir rahatsızlık duyduğumuz zaman doktora gidildiğinde mutlaka hemen bir kan tahlili istenilir. Özellikle evet, dahiliye bölümünde. Kan bizim vücudumuzdaki bazı şeylerin de aslında sinyalini veriyor. Bize bir ayrıntılı bilgi veriyor. Kesinlikle. Aslında değil mi hocam? Anemi şöyle söyleyeyim. Diğer hücreler için de geçerlidir de. Zaten bu baktığımız en basit tetkikte biz bunu değerlendiririz, anemiyi. Anemi bir hastalıktan ziyade bir hastalığın bulgusudur. Bulgusudur, evet. Anemi ben öğrencilerime anlatırken o şekilde, bir hastalığın bulgusudur. Yani anemi varsa bir insanda mutlaka altta bir şeyler araştırmak lazım. Yaşına göre, cinsiyetine göre, gebelik durumu olup olmamasına göre mutlaka bir şey araştırmak lazım. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var ve evet, buna bakılması gerekir. Bu iyi veya kötü bir şey olduğunu gösterir bize. Peki nedenlerine bir gelelim. Çok önemlidir. Bu genetik midir? Hani öyle denir ya. Ya zaten büyükler öyle söyler. Kızım benim de kanım azdı zaten hep. O yüzden sende de normaldir falan diye söyleriz. Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır? Neye bağlıdır? Nedenleri nedir? Genetik vardır ama ben şöyle esas ana çerçevede bahsedeyim. Genetik bir kısmıdır, az bir kısmıdır. Temel üç neden olur. Bunun altında çok sayıda nedenler vardır. Temel üç neden. Bir, kemikliğinde yeteri kadar üretilememesi. Kanın yeteri kadar üretilememesi. Bunun çok nedenler var. Onlardan bahsederim şimdi. İki, üretilir, kana salınır ama yıkılır. Periferde, damarlarda dediğimiz kemikliğinden sonra damarlarda yıkılabilir. Üç, kanama nedeni olabilir, kansın nedeni. Şimdi kemik iliğinde yapım nedeni, en sık gördüğümüz nedenler yeteri kadar sentezlenememesi. Bu hemoglobin dediğimiz yapının, hemoglobinin işte farklı şeyleri vardır. Bu yeteri kadar sentezlenememesi. Niye? En sık neden demir eksikliğidir toplumumuzda gördüğümüz. Demir eksikliği anemisi, B12 eksikliği ve folik asit. Bunlara bağlı yapım az da olabilir kemik iliğinde. Demir eksikliği çok ciddi bir problem. Çok yaygın. Gelişim çağındaki çocuklarda, gebelik döneminde, emziren annelerde çok yaygın problem. B12 eksikliği de yine toplumumuzda maalesef çok ciddi problem. Benim ilk asistanla başladığımda bu kadar şey yoktu ama artık bu dönemde herkes B12'sini kontrol ettiriyor. Çünkü evet, anemi dışında başka problemler de oluşturmakta. Ya da takviye çok kullanılıyor artık değil mi? Evet. B12 takviyesi kullanan çok sayıda insan var. Evet, takviyesi kullanılıyor çünkü eksikliği gerçekten varsa bunun takviye alınmadığı dönemde ileride ortaya çıkabileceğini göstermekte. Başka yapımla ilgili problemler, kemik iliği yetersizliği olabilir. Bunun altında birçok nedenler sayabiliriz. Kronik hastalıklar, mesela böbrek, karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, bunlar hepsi anemiye yol açabilir. Bunlarda çeşitli hastalıktan dolayı sitokinler salgılanır. Yani kemik iliğini baskılayacak maddeler salgılanır. Bunlar da kan üretimini engeller. Onun dışında aplastik anemi dediğimiz bir hastalığımız vardır. Orta ileri yaş hastalıkta. Bunda da anemi olur. Adı üstünde anemidir. Ama bunun yanında lökosit, trombosit gibi diğer seriler de etkilenir. Mesela miyelodisplaz sendrom vardır. Daha ileri dönemde gördüğümüz, sadece anemi bulgusuyla gelebilir bu hastalıklarımız. Bunun yanında başka diğer bulgularla da gelebilir. Başka endokrin hastalıklar. Mesela tiroid hastalığında. Tiroidin az çalıştığı durumlarda da yeni bir hasta bize kanslık problemiyle gelebilmekte. Bunlar hepsi kemik iliğini etkileyen nedenler. Ha dedik ya şimdi talasemi, genetik neden dedik. Evet, talasemi diye bizim geniş bir hastalık grubumuz vardır. En sık gördüğümüz beta talasemi diye adlandırdığımız. Bunun da çeşitli formları vardır. Çocuk doğumdan itibaren ciddi anemi tablosuyla gelebilir. Hiçbir bulgu yoktur. İleri yaşta tesadüfen saptanmış olabilir. Bu genetik geçişli talasemi hastalıkta. Bunlar zaten rutin taranması gereken, evlilik öncesi taradığımız hastalık gruplarından. Evet. Çünkü anne baba ikisinde de varsa çocukta ciddi talasemi majör dediğimiz hastalık ortaya çıkma riski vardır. Doğru. Ondan dolayı bunlar taranmakta. Ha, talasemler bazen dalağı büyütür. Bunlarla gelebilirler bizim karşımıza. Anemin bulgusu çok belirgin değildir ama bunun
dalak büyüme şikayetiyle gelebilir. Anne babada görüldüğünde yapılan tahlille çıktığı zaman önlemi alınabilip çocuğa yansıtma olasılığı düşünülebiliyor mu hocam? Tabii ki. Bunları evlilik sonrası işte doğum öncesi genetik danışmanlıkla hastalık olmayacak şekilde doğum planlanabiliyor. Bu güzel haber. Evet. Yani çünkü tabii hem annede hem babada olup da. Çünkü çok ciddi problem. Talasem majör dediğimiz doğumdan itibaren işte bahsettim ya 6 aydan sonra kendi kan oluşmaya başlıyor. Ondan sonra çocuklarda ciddi problem. Sürekli kan vermeye ihtiyacı oluyor. Kan verdiğimiz zaman demir birikimi oluyor vücutta. Bu demir kalbi, böbrekleri her yerini etkileyebiliyor. O yüzden hem anne babanın yaşantısını hem çocuğu mahveden bir süreç yaşanıyor. Kesinlikle. Peki o 6 ay dediniz ya hocam, o 6 ay içerisinde biz kan alıdırıp verdiriyoruz. Sürekli bunlar kontrol altında oluyor mu? Hani o 6 ay geçtikten sonra mı yoksa o süre içerisinde mi oluyor bu? O süreçte çok anlayamayabiliriz. Çünkü ilk erken dönemde işte hemoglobinin farklı alt formları vardır. A2, A'sı, F'i. Onların oranları farklı olabilir. Esas bu şeyi görmemiz zaten 6. aydan sonra ortaya çıkar. Bunu yönlendiriyordur zaten sağlık ocakları ya da hastaneler. Tabii, hastane. Hani özellikle soruyorum ki yeni bebeği olan anneler bu konuda hassasiyet göstersinler ki mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. Çocuklarda böyle soluk renklik, sarılık gibi problemleri olursa uzayan sarılıklarda mesela uzayan bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Özellikle 6. aydan sonra olan problemlerde ileri dönemde çünkü çocuklarda bu kemik iliğinin aşırı çalışmasına bağlı anormal kemik yapılar da ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalıklarımız vardı yine bizim genetik talasemi dışında çok nadirdir bunlar ama işte çene yapısının, kemik yapısının farklı olduğu anemi tablosunun olduğu tablolar, sendromlar vardır öyle söyleyeyim. Bunlar da pardon daha çok çocukluk döneminde ortaya çıkan dikkat edilmesi gereken işte anormal görünüm var. Zaten sağlık ocağındaki yakın takip evet, ediliyor artık onlar. Hemşireler takip ediyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Buradan hepsini gönülden kutluyorum. Kesinlikle. Gelmezseniz yani. Arıyorlar. Neden gelmediniz diye takip ediyorlar. Bu güzel bir iş. Tabii bakanlığın da çok rolü var burada. Bu çok önemli. O yüzden hani onlar aramadan evlat bu. Başka niye koşturacağız? Mutlaka tahlillerini doğru yaptırmak gerekir. Peki hocam şunu merak ediyorum. Anemi dediğimiz zaman biz sanıyoruz ki demir eksikliğim var. Hani hep böyle bir kafada bir algı vardır. Evet. Anemi düşüklüğü demir eksikliği midir? Yoksa ikisi ayrı ayrı şeyler midir? İkisinin birbiriyle bağlantısı nedir? Her demir eksikliği anemi yapmayabilir. İstersen Ayşegül Hanım şu şeylerden birkaç tane daha bu nedenlerden bahsedeyim. Çünkü önemli nedenlerimiz tabii de var. Tabii ki. Bu yapımla kemik iliğinin infiltrasyon dediğimiz bazı hastalıklar, depolarla infiltrasyon, hızlı geçeyim o kısmını. Maliteler olabilir, kemik iliğinin malite kanserleri olabilir. Bunlar da yine kansızlık olabilir. Periferde yıkımdan bahsettiğim daha çok otoimmün hemolitik anemilerden bahsedeyim ben. Vücudun kendi kendine eritrositleri yıktığı hastalıklar vardır. Mutlaka bunların da araştırılması lazım. Çünkü bunlardan nedeni altta yatan bir basit viral enfeksiyon olabildiği gibi bir malite de, bir kanser de çıkabilir bundan. Bazı ilaçlar bunları yapabilir. Çok önemli. Mesela gebelikte kullandığımız tansiyon ilaçları vardı. Bazı bunlar yapabilir. Yani kemik iliğinde kan yapılmıştır ama periferde yıkımına neden olabilir. Bunları da mutlaka göz önünde bulundurmak ama lazım. Ama hocam o zaman nasıl buna vücut mu karar veriyor? Yani o ilacı kullanmak zorundaysa onun takibi nasıl olacak? Hepsinde oluyor. Zaten o ilaçları veren hekimlerimiz. Evet. Bu, yani ben ondan bahsettim ama şu anda 10-15 taneyken şu anda yüzlerin üzerine çıktı bu ilaç grupları. Her ilacın yapma riski vardır. Öyle söyleyelim. Yani nasıl şey yapacağız? Vermemiz gerekiyorsa ilacı vereceğiz ama yakın takip edeceğiz. İşte vücutta sarama varsa, solukluk varsa, idrarda koyulaşma varsa, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetler, anemi semptomları varsa bunlara dikkat edeceğiz. Ah hocam bizi bu şu ilaçlardan bir kurtaramadınız ya. Yani maalesef hiçbirimiz kullanmak istemiyoruz. Çünkü düşünsenize bir tarafı yaparken bir tarafın yıkıldığını görüyorsun. Sürekli kontrolde olman gerekiyor. İzleyicimiz de benim gibi dillendiriyordur ya. Hocam şu ilaçlardan bir kurtulamadık keşke, diye. Keşke inşallah şey olsa bizim şimdi onkoloji ve hematolojide genetik tedaviler ön plana çıkmaya başladı. Yani uğraşılıyor. Keşke imkanlarımız olsa bizler de daha iyi yapabilsek. Şu anda çok akıllı ilaçlarımız var. Hedefe yönelik tedavilerimiz, genetik tedaviler. İnşallah ileride bunlar da tedavi İnşallah. Olur. Hemen şeyden bahsedeyim. Enzim eksikleri, hematolojik anemiler yapar ve kanamalar yapabilir dedik. Sorumuz neydi? Nedenlerinden bahsettik. İlaç kullanımı mutlaka olacak denildi. Evet. Yıkıcı tarafları olabilir, kontrol kesinlikle, altında olunacak mutlaka denildi.
var mı başka nedenleri ya da ona sebep ana olabilecek? Ana hatlarla söyleyeceğim. Ha, demir tedavisi, demirden bahsetmiştik. Şimdi her demir eksikliğinde anemi ortaya çıkmaz. Hep öyle biliyoruz ya, o evet, yüzden o. Ferritin artık, o da B12 bir popüler olmaya başladı. Ferritine bir baktıralım şey diye. Baktıralım diye, doğru. Ferritin düşüklüğü depo demirin ilk eksilen kısmıdır. Demir demir bağlama, bizim laboratuvardan bahsediyorsak işte hemogram istiyoruz. O işte orada hemoglobin değerine, lökozit değerine, trombosit değerlerine bakıyoruz. Daha sonra demir demir bağlama, işte anemisi varsa demir demir bağlama ve ferritin. Onun dışında B12 folik asit mutlaka bizim zaten rutin değerlendirdiğimiz, yine onlardan bahsedeyim. Periferik kemo mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Çünkü altta yatan başka problem varsa onları da kendimiz görerek değerlendiririz. Ferritin ilk eksilendir. İlk eksildiği zaman anemi ortaya çıkmayabilir. İşte demir düzeyimiz düşmeye başladığı zaman, o ayrı bir parametre olacak. Düşmeye başladığı zaman hemoglobin düzeyimiz de yavaş yavaş düşmeye başlar. Her demir eksikliğinde anemi olmayabilir ama aneminin en sık nedeni demir eksikliğidir. Bunun dışında mutlaka demiri değerlendirirken B12 folik asit değerlendirmemiz lazım. B12'nin şöyle bir özelliği daha vardır, ondan da bahsedeyim. B12 eksikliği, B12 vitamini sinirlerin yapımı için, sinirlerin kılıfı için geçerli, gerekli bir vitamindir. Bunun eksikliğinde bazen hiç ortaya anemi çıkmadan ciddi nörolojik problemler de ortaya çıkabilir. Bunu da akılda bulundurmak lazım. Çok önemli. O yüzden de B12 eksikliğini mutlaka varsa demirle beraber B12 tedavisini almamız lazım. Sinirlerdeki oluşan, B12 eksikliğinde sinirlerde oluşan problem bazen kalıcı olabilmekte. B12 reklamlardan sonra tekrar biraz daha konuşalım. Acaba bir tahlil bizim için yeterli olacak mı? Merak ediyorum. Onu hani hepimiz yaptırıveriyoruz da düşükmüş, şu ilacı hemen alıvereyim diye kullanıyoruz ya. Bu çok önemli. Bundan bahsedeceğiz efendim. Ama mutfakta da güzel şeyler oluyor. Hemen şöyle reklama giderken sözü mutfağa bir bırakayım. Felah köftelerimizi yuvarlıyorlar Kürşat ve Sadık. Neler, hangi durumdasınız? Şöyle bir bakayım size çocuklar. Şu an sıkma hamurlarını yaptık. Gayet iyi oldular. Felah köftesinin de köftelerini hazırlıyor Kürşat arkadaşım. Evet. Güzel gidiyoruz. İnşallah güzel lezzetlerle sizi buluşturacağız. Harika görünüyor. Efendim hemen şu güzel görüntülerle reklama gidiyoruz. Biraz sonra yayındayız. Mutfakta güzel şeyler oluyor. Haftanın ilk günü efendim, fellah köftesi ve sıkmamız var. İki güzel lezzet. Çocuklara dedim ki bir tane lezzet bizim için yeterliydi dedim. Ama dedi ki yok, biz Adanalıyız. İki lezzeti birden hanım eli mutfağında yapabiliriz dediler. Biz de dedik ki vallahi biz çok güzel yeriz değil mi Salih? Bizim için hiç fark etmez. İkisi de bizim için önemlidir dedik. Onları biz biraz bugün yoracağız ama ne durumdasınız çocuklar? Hemen şöyle bir Sadık'a sorayım. Şu an sıkmanın iç harcı için soğanımızı kavuruyoruz, salçamızı ekleyeceğiz. Sonra lor peyniriyle dinlendikten sonra güzel bir harç yapacağız. Sonra, İç harcı bu. Aynen. Hamurlarımızı pişireceğiz. Sonra tereyağlayıp saracağız. Çok da güzel açtın hamurları. Biz sohbet ederken bir taraftan seni takip ediyorum, izliyorum. Hani en güzel hamuru hanımlara açarız biz öyle diye düşünürüz ama çok da güzel açtınız maşallah size. Hemen Köşerciğim, sen ne durumdasın? Biz de fellah köftesini yuvarladık. Şimdi birazdan haşlayacağım. Daha sonra da sosunu yapacağım tavada. Fellah köftesi hep bu şekildir değil mi? O evet. Mutlaka o parmakla. Aynen, birazcık biraz da oraya sos girsin diye de herhalde yapılır. Evet. Özelliği budur. Peki dikkat edeceğimiz, hani bunun dağılmaması için özellikle şunu mutlaka yapalım dediğiniz bir şey var mı? İrmik ve bulguru birazcık suda bekletebiliriz. O daha iyi olur. Daha böyle birbirine... Ilık su mu, sıcak su mu, soğuk su mu? Ne dersin? Sıcak su daha uygun olur. Sıcak Ilıktan su birazcık daha sıcak yani. O da sıcaklığından biraz daha yüksek. Daha sonra sarımsak olmazsa olmazıdır. Sarımsak ve maydanoz. Sadece domates de hiç güzel olmaz. Ve bu kadar yani. Tamam. Evet, harika görünüyor. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Şu hemen bir... Hamurları da bir göstereyim nasıl açıldığını. Gerçi açılırken görüldü ama bunlar efendim şimdi tavada, değil mi Sadık? Evet, tavada pişeceğiz. Tavada pişecek ve içerisine de hazırladığımız o soğanlı, lor peynirli. Siz
normal peynir de kullanabilirsiniz. Patates de haşlayabilirsiniz değil mi? Evet. Onların sevdiğine göre hatta patlıcan falan da güzel olur. Patatesli, patlıcanlı. Patlıcanlı, patatesli nasıl severseniz o şekilde yapın efendim. Aynen, tercih kalmış. Tariflerimiz bir taraftan ekranda, oradan alabilirsiniz notlarınızı. Doçent Doktor Ali Kutlucan hocamla birlikte biz de anemiyi konuşuyoruz. Aneminin demir eksikliğiyle ya da demirle bağlantısından bahsettik. Ve reklama gitmeden önce B12'nin çok önemli olduğundan bahsettik. B12 tahlili istediğimizde ya da doktorumuz istediğinde bakıldığında oradaki sorun ilaçla giderilebilecek bir sorun mudur hocam? Yoksa yeme içmeyle bunu halledebileceğimiz ya da dikkat edeceğimiz bundan sonra hayatımızda mutlaka onun eksikliği için yemeye içmeye dikkat edeceğimiz bir süreç yaşayacak mıyız? Nedir durum? Şöyle başlayayım. B12 eksikliğinin esas nedeni mideden salgılanan bir maddenin yetersiz salgılanması. B12 vitamini bağırsaklarımızın uç kısımlarından emilir. Bunun için emilmesi için de mideden bir maddenin salgılanması gereklidir. Çoğunlukla da bu nedenle ortaya çıkar. Ha bu neden oluyor? Bu problemler neden oluyor? Midedeki inflamatuar durumlar yol açabilir. Şu anda yaygın olarak kullandığımız mide koruyucu ilaçlar uzun dönem kullanıldığı zaman bazı diyabet ilaçları, şeker ilaçları kullanımında bağlı B12 eksikliği ortaya çıkabiliyor. B12 eksikliği ortaya çıktığı zaman şöyle söyleyeyim, dünyada şu anda 200'ün altında düşük kabul ediliyor. 200-300 arası Amerikan verilerine göre sınırda düşük olarak kabul ediliyor. B12 eksikliği saptanmışsa mutlaka tedavi edilecek. Bunun tedavisi hapla veya iğne şeklinde olmakta. Hap tedavisine bazen yanıt alamıyoruz. Bunun nedeni de işte ortaya çıkma sebebinin o maddenin salgılanması için ağızdan aldığımız zaman yeteri kadar emilemiyor ve buna bağlı düşüklüğü olabiliyor. Tedaviye yanıt alamayabiliyoruz. O yüzden biz daha çok hematologlar olarak mümkünse intramüsküler olarak dediğimiz iğne şeklinde olmasını tercih ederiz. Bunun işte belli uygulama şekilleri vardır. İşte bir kutusunu her gün daha sonra gün aşırı gibi tedavi veririz. Ha sonrasında depolarda olduktan sonra genelde kitabi bilgi şöyledir. Vücutta B12 vitamini varsa yeterli düzeye gelmişse 3-5 yıl kadar düşüklüğü olmaz diye. Ama klinik tecrübelerimde benim gördüğüm ki genel arkadaşlar da görüş bu şekildedir ve yine öneriler de bu şekildedir. Düzeldikten sonra ayda bir kez B12 vitamini yaptırarak düşüklüğünün düşmesi engellenmesidir. Çünkü B12 vitamini biraz önce bahsettiğim gibi sinirler için de gerekli olduğu için unutkanlık, baş dönmesi, işte ellerde uyuşma gibi ciddi problemler yapabilmekte. O yüzden bunu rutine bindirip düzeldikten sonra tedavisini ayda bir devam etmek lazım. Ha B12 düşüklüğü saptadığımız bir hastada biz ne planlarız? Mutlaka endoskopinin yapılmasını isteriz ki midede neden olan atrofik gastrit gibi bir problem var mı? Yani mide hücreleri zarar görmüş mü? Bunun değerlendirilmesini isteriz. Bu neden önemli? Mide hücrelerinde eğer böyle gerçekten bir zarar varsa bunun ileride başka hastalıklara dönüşüm riski, daha açık söyleyeyim mide ile ilgili kanserlere dönüşüm riski olduğu için yapmak lazım, kontrol etmek lazım. O yüzden B12 eksikliği biraz toplumumuzda bunu kabul ettirmek biraz şeydir ama B12 eksikliği varsa endoskopi yaptırmak lazım. Ben yakın çevremdekilerini de yaptırıyorum yani. Evet, çok öyle yaptırıyorum. Çok göz ardı ediyoruz yani ya B12 eksikliğim var ama ben ilaç kullanıyorum ya da sabahları o hani karıştırılmış vitaminler var ya onları alıyorum benim için yeterlidir diye düşünülür. İşte her zaman peki yeterli. Hocam hep denilir ki et yenilmediği zaman oluşur B12. Evet. Özellikle vejeteryanlarda et tüketmedikleri doğru mudur bu? Doğrudur. Vejeteryanlarda B12 eksikliği artı demir eksikliği de bunlarda daha fazladır. Çünkü en çok kırmızı et, karaciğer ve tahıllarda işte nohut, fasulye gibi en çok bunlarda B12 vitamini bulunur. O yüzden bunları almayanlarda hem B12 hem demir eksikliği vitaminini görüyoruz. Peki düşüklük tespit edildikten sonra düzenli et yeme, işte ne bileyim fasulye dediğiniz gibi kara mercimek olabilir. Hani onu yükseltecek besinler faydalı mıdır? Yoksa tamam iğne mutlaka olacak bir tedavi. Onlar da yanında olmalıdır mı diye düşünüyoruz. Faydalıdır. Mesela demir eksikliği varsa bu genellikle bunun işte
et yemekleriyle, karaciğer yemekleriyle bu düzelir, şey yapar. Ha, B12'ye de faydalıdır kesinlikle. Midesinde eminim problem yoksa düzelecektir, şey sıkıntı yapmayacaktır. Ama midede problem varsa onun da bir faydası olur. Çünkü eminemeyecektir. Esas neden şey olmadığı için. Ha, endoskopisini yaptırdık, midesi normal, biyopsiler de zaten alınır. Biyopside problem yok. Bu hasta kırmızı et yediği zaman B12 ve demir eksikliği düzelecektir. Peki hocam, anemi hastalığının şikayetleri nelerdir? Ne tür şikayetlerimiz olur bizim anemi olduğumuz zaman? Anemi hastası nefes darlığı, esas bulgularımız anemi özgün ve bulgularımız çarpıntı, nefes darlığı, efor kısıtlı dediğimiz merdiven çıkarken yorulma gibi şikayetler olur. Solukluk olur hastalarımızda. Bunun yanında altta yatan, bahsetmiştim ya, anemi bir hastalıktan ziyade bir hastalığın bulgusudur. Bunun yanında diğer altta yatan nedene ait bulgular da görebiliriz. Atıyorum böbrek yetmezliği hastasında üremeye bağlı kaşıntılar falan gibi diğer bulgular da görebiliriz. Ama esas bulgularımız bunlardır. Demir eksikliği için bahsedersem çok önemli bir bulgu, ondan da bahsedeyim. Pika dediğimiz bir tablo vardır. Yani hastalarda ciddi demir eksikliği olan, özellikle bayanlarda sıva yeme ihtiyacı, buz yeme ihtiyacı, toprak yeme ihtiyacı gibi anormal yeme ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu önemli bulgu, demir eksikliği için yaygındır. Toplumumuzda da bu tür şeyler çok yaygındır. Başka neler olabilir? Demir eksikliğinde yine saçla ilgili problemler, saç problemleri, deride bulgular olabilir. Mesela ağız kenarında çatlaklıklar olabilir, dilde yanma problemleri olabilir. Tırnaklarda böyle kaşık tırnak dediğimiz görünümler, çeşitli görünümler olabilir. Burada şu anda görüyoruz ekranda, ağızda, değil mi? Ağızda yanma, burada belirgin kızarık dil olur. Bunlar önemli bulgularımızdır anemi hastalar için. Ha, çocukluk döneminde dikkat etmemiz gerekenler gelişim geriliği, çocuklarda gelişim geriliği, okul başarılarını etkileyebilir. Algılama problemleri olabilir yine anemi olanlarda. Ders konsantrasyonlarında ders belki, kesinlikle dikkat etmek lazım. Mutlaka bunlara da dikkat etmek lazım. Tablodan bahsedelim hocam. Bu tablo bunu daha önce şey yapar. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün 1993-2005 yılında dünya genelinde anemi sıklığını gösteren bir tablo. Genel olarak baktığımız zaman %23'lerde görünüyor genel toplam. Ama dikkat edersek okul öncesi dönemde çok yüksek oranlarda anemi sıklığı var. Ya bu da ne kadar aslında yaygın problem olduğunu gösteriyor. Ama neden gibi, hocam? Yani okul öncesi çocuklarda beslenmeden mi kaynaklı? Beslenme problemi artı gelişim geriliğinde ihtiyaçları çok fazladır. Yeter, gerekli düzeyde almadığı zaman sadece bunu demir olarak düşünmeyelim. B12, folik asit, bunlar da yine gelişim döneminde ihtiyaç vardır. Yaşlılarda yine folik asit problemlerini görebiliriz. Onlar da bir ikinci bebeklik, çocukluk dönemi yaşadığı kesinlikle için belki de. Mesela alkol alanlarda yine hep bahsedilir, folik asit eksikliğine bağlı anemiler çok gördüğümüz problemlerdendir. Orada tabloda üst tarafta dünyadaki gebelerde görülen anemi sıklığını göstermekte. Türkiye'ye bakarsak maalesef bunun biraz daha düzelmiş olduğunu düşünüyorum. 2005 yılına kadarki durumda gebelerimizde %40'ların üzerinde anemi olduğunu göstermekte. Gebe olmayan kadınlarda da alttaki tabloda %20 ile 40 arasında göstermekte. Biz öğrencilerimizle bir çalışma yapmıştık. İşte öğrencilerimizi böyle adapte etme açısından gebe polikliniğindeki hastalarımızdaki anemi sıklığını araştırdık. 200 tane gebemizi biz taradık. Bunlar içerisinde de 65 hastamızda gebemizde kansızlık saptadık. Önemli bir bulgu. %30-32 civarlarında bir yüzde olarak geliyor. Önemli bir problem. Artı o çalışmamızda da aslında çoğu gebemizin bunun da farkında olmadığını fark ettik. Ha, neden önemli bu? Gebelikte kansızlık mutlaka tedavi edilmeli. Çocuğun gelişimi açısından, gebeliğin seyri açısından mutlaka çok çok önemli. Erken düşüklere bile yol açabilir bu problem. Hem erken problem, düşüklere hem o doğumun sonlanması, hani doğru ilerlemesi için çok önemli değil tabii mi hocam? Ki, tabii ki. Çocuğun sağlığı için çok plazental önemli. Plazental dolaşım için çok gerekli. Hipoksik kalı zaten anemi diye bahsettiğimiz oksijensiz kalma olaydır. Yani anemi olduğu zaman oksijen taşını yeter kadar taşınamadığı için. O yüzden de mutlaka gebelerimizin dikkat etmesi lazım anemi konusunda. Çok görüyoruz 6. ayında, 7. ayında mecbur hizmet döneminde görmüştüm. Hiç kan tahlili yapılmamış. Ciddi bir şey. Ha, birazcık da bunların tabii ihmallerimiz, bizim kendi şeylerimiz. Kendi sağlık ocağına gidilse bunlar rahatlıkla yapılabiliyor. Hocam. Yani mutlaka hiç sağlık çalışanlarına falan burada suçu yüklememek lazım. Gidilmiyor, kontrol ettirilmiyor. Yapılsa çok basit.
gerçekten sağlık ocağından bak biz üçüncü basamağız. O kadar güzel vakalar yönlenir ki doktorlarımız tarafından bizlere. Kesinlikle sağlık ocağına gidilse bunlar yaptırılsa yönlendirilir. Altıncı ayın olmuş hemoglobin değerleri düşük. Mutlaka bunların belli aralıklar kontrol sonra edilmesi 7. lazım. Sonra 6. 7. ayda bebek kayıpları çok büyük evet. acılar yaşatıyor. Evet. Düşünsenize evet. 6-7 ay doğacak diye bekliyorsunuz. Şurada 2 ayım kaldı diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Küçük ufacık tedavi edilebilecek bir sorunu görmezden kesinlikle, gelindiği evet. için bebeğin kaybına. Evet. Peki hocam hep şöyle denilir. Anemi hep kadınlarda çıkar. Kadınlar hep kansızdır. Daha çok üşür. Bir de anemi üşütür mü? Öyle bir algı da vardır anemi ya. Anemi doğru bir sorum oldu bilmiyorum da öyle söylenilir. Çünkü annemin var ben çok üşüyorum falan diye söylenir. Doğru mudur? Kadınlarda mı daha çoktur? Anemi üşütür oradan söyleyeyim. Kadınlarda daha çoktur. Neden? Kadınların mens durumlarına bağlı. Kadınlarda da kayıplara bağlı. Üretken çağdaki dediğimiz dönemde kadınlarda daha fazladır anemi. Özellikle bu demir eksikliği anemisi. O yüzden de mutlaka biz kadınlarda anemi varsa sorgularız. Yeteri kadar demir alıp almadığını. Mens durumları çok çok önemlidir. Hı hı. Günü ve miktarı çok önemlidir. Bunlar ayrıntılı sorgulamak lazım. Kadınlarda, üretken çağında kadınlarda çok çok fazla. Günü dediğiniz yedi günü geçtiği zaman mens durumunu yedi günü geçtiği zaman ve bizim açımızdan da en yoğun günler olduğu zaman beş peti geçtiği zaman bizim açımızdan anormaldir. Miktarı fazladır. Mutlaka kadın doğum kontrolünü önermek lazım. İşte yumurtalıkla ilgili problem var mı? Rahimle ilgili miyom gibi bir problem var mı? Bunu sorgulamak lazım. Toplumumuzda çok yapılmayan böyle utanılan bir durumda hemoroid problemi. Gerçekten fazla toplumumuzda fazla. Doğru. Zorladığın zaman var hemoroidim de var benim gibi şey yapılıyor. Zorlamadığın zaman yani söylenilmeyen. Ben kanser hastama bile kansızlığını araştırıyorum zorla söylettirebiliyorsun bazen. Ya benim hemoroidim de var ona bağlı olabilir diye. Ki bu hasta kemoterapi yani toplumumuzda bunlar da maalesef ihmal ediliyor. Adet durumunun sorgulanması lazım. Mutlaka ve mutlaka sorgulanması lazım. Kadın doğumla iletişim halinde olmak lazım. Ve bu hemoroid durumunda sorgulanması lazım. Demir eksikliğinin önemli nedenleri olarak da. Evet. Ve mutlaka işte denildiği gibi çocuklarda özellikle kesinlikle annelerin dikkat etmesi gerekir. Çocuklukta gelişim döneminden bahsettim. Bir de çocukluktaki bazı kalıtsal olan enzim eksikleri çocuklukta ortaya çıkabilir. Anem bulgular ortaya çıkabilir. İşte sararma olur çocukta. Halsizlik şikayetleri olur. Bazen erken dönemdeki safra taşları, çocukluk dönemindeki safra taşları sürekli kan yıkımına bağlı, bu enzim eksiklerine bağlı, kan yıkımına bağlı safra taşları oluşturabilir. Böyle bir durum olduğu zaman mutlaka aklımızda bunların da bulunması lazım. Erken dönemlerde gördüğümüz anemilerde. Annenin neye dikkat etmesi lazım? Çocuk demişken azıcık da ondan bahsedin hocam bize. Tamam tahlilleri yaptırdık, böyle bir şeyle karşılaşmış olabiliriz. Çocuk bu. Yani bilemez, besleneceğini bilemez, ilacını nasıl kullanacağını bilemez, hangi saatte ne alacağını bilemez. O tedavi sürecinde anne ne yapmalı? Tedavi sürecinde önce şunu söyleyeyim, nasıl fark edecek? Çocuk yeter kadar arkadaşlarla oynayamıyordur. Halsizliği. Halsizliği vardır. Oturuyordur. Hı hı. Göğsünde ağrı tarif eder mesela. Hı. Nefes dediniz nefes herhalde. Nefes darlığından problemleri olur. Bu daha çok bunlarda çocukta unutkanlık, dikkat eksikliği falan bu problemler olabilir. Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım. Tedavi altta yatan duruma göre demir eksikliği çocuk döneminde damlaları vardır mesela. Çok basit demir eksikliği olur. Evet. B12'nin hapları vardır. Bunları kullandırabiliriz çocuklarımıza. Olmadı iğneyi bahsetmiştim. İğneyi yine kullanabiliriz. Folik asit eksikliğini eğer yeteri kadar yeşil sebze meyve tüketiliyorsa bunları çok görmeyiz. Folik asit diğerlerine göre daha azdır. Ama ona da dikkat etmemiz lazım. Mutlaka dikkat etmemiz lazım. Demir eksikliğini çok basit damla tedavileriyle veya olmadı hap tedavileriyle düzeltebiliriz. Bunu da şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bazen bazı hapların emilimi çok iyi olmayabiliyor. Demir eksikliği durumda çok iyi olmayabiliyor. Onları da bir hematolog kontrolü veya da ailece kontrolü işte iyi emilen yanıt tedavi başlandı bir süre takip ettiniz yanıt alamıyorsunuz. Mutlaka bunu bir araştırmak lazım. İlacını gerekirse değiştirmek lazım. Evet, başka bir durum var mı onu araştırmak önemli. Lazım. Bunu tüm yaş grupları için geçerli bu. Gebeli olanlarda ileri yaş hastalar için de gerekli. Çok kısaca bahsedeyim. Mesela bu iki hafta içerisinde bir yıldır anemisi olan hastalar, farklı hastalar öyle bahsedeyim. Birisinden kemik iliği biyopsi yaptık mesela. Alttan malign bir hastalık çıktı. Bir tanesini yapacağız. Ondan da muhtemelen. O yüzden bir anemi var. Yanıt almıyorsak mutlaka bunun bir araştırılması lazım. Altta başka bir şey olmasın araştırılması yani lazım. Yani ya ilaç cevap vermiyordur.
onun değiştirilmesi lazım. Evet. Ya da sizin dediğiniz gibi kötü bir şey varsa mutlaka. Altta başka bir şey var mı? Onu mutlaka değerlendirmek lazım. Çocuklukta olmaz diye şey yapmamak lazım. Olabilir. Evet, çocuklar, doğru. Genelde öyle bir şey. Çocukta bir şey olmaz diye düşünmemek lazım. Ha, genelde bizim erişkin hematoloji olduğu için genelde ileri yaşları görüyoruz ama çocuklukta da maalesef kötü hastaları tabii, görebiliyoruz. Tabii özellikle lösemi ile karşılaşan tabii. çocuklarımız işte, var. Kemik ileğim tutulan bahsettiğim şeylerde bu lenf bezi tümörler olsun, lösemiler olsun. Ha, lösemilerde şöyle bir şey vardır. Anemin yanında başka bulgular da olur. İşte ne olur? Bu ak yuvarlar dediğimiz vücut savunma hücrelerinin düşmesine bağlı enfeksiyonlara eğilim olur. Morarma şikayetleri de beraberinde olur. Ama bunlar olacak diye bir şey yok. Kesinlikle öyle gördüğümüz hastalarımızda vardır bizim. Tek başına anemi, tek başına trombosit dediğimiz işte bu kan bulcuklar bunların düşüklüğüyle gelen hastalarımız vardır. Mutlaka anemi varsa tedavisini düzgün alacağız ve mutlaka sonunu getirmemiz lazım. Düzelip düzelmediğini kontrol etmek için. Düzelmiyorsa araştırılması gerekir. Araştırılması lazım. Lütfen. Her yaş grubu, anneler, her yaş grubu evet. için. Özellikle çocuklar için bunu lütfen göz ardı etmeyin annelere söylüyorum. Çünkü tanı nasıl yapılacak ve tanıdan sonra da şöyle yavaş yavaş artık bir tedaviye geçelim hocam. Tanı bu en basit işte bahsettiğim hemogram tetkimiz vardır. Orada biz hemoglobin değerine, hematokrit değerine bakarız. Eritrosit değerlerimize bakarız. Bunlarda bir anormallik gördüğümüz zaman biz diğer ileri tetkikler isteriz. Bu ilk istediğimiz tetkiklerle işte en sık gördüğümüz neden demir eksikliği, B12, folik asit eksikliğini ve önemli nedenlerden olan talasemiyi rahatlıkla ayırabiliriz. Talasemi düşünebiliriz. Nasıl mesela hemoglobin düşük, MCV dediğimiz değerimiz vardır bizim. Düşükse bu ya deriz demir eksikliği ya talasemi. RDV eritrositlerin sayısı normal veya yüksekse ha bu hastada talasemi bahsetmiştim kalıtsal olma ihtimali var diye. Talasemi olabilir diye mutlaka onu akılda bulundurmak lazım. Daha sonra hastada anemi var. İstedik tetkilerini demir, demir bağlaması, B12'si, folatı normalse bundan mutlaka biz... Akdeniz anemisi açısından hemoglobin elektroforezini isteriz. Ha onları yaptık. Demir demir bağlaması normal. Akdeniz anemisi çıkmadı. Hastada başka semptomlar var. İşte altta yatan başka ciddi problemlerini düşünen hastalar var. Ben erişkin için şu anda daha çok bahsediyorum. İşte gece terlemesi, ateş, kilo kaybı gibi problemler var. Özellikle iştahsızlık bu hastalarda problem olur. Bir de baktık sadece hemoglobin değeri değil de oradaki işte ak yuvarlarımız, trombosit değerlerimiz bunlarda da anormallik varsa mutlaka hastalığı ileri değerlendirmeler yapmamız gerekecektir bu hastalara. Hatta bu işi son kemik iliğine kadar götürüp kemik iliğinde bir durum var mı bunu değerlendirmemiz lazım. Ha, otoimmün hemolitik anemi bahsetmiştim vücut kendi kendine savaşır diye. Onda da bazı parametrelerimiz, testlerimiz vardır bizim işte bilirubin, LDH dediğimiz, KUMS testleri dediğimiz parametrelerimiz var. Bunlar da rahatlıkla tanısın koyabiliriz. Yani ayrıntılı şekilde esas dahilecilerin rahat yapacağı tetkiklerimiz, sağlık ocağında dahi yapılacak testlerimizle az çok demir eksi en yaygın nedenleri ayırabiliriz. Bunun dışında mutlaka karaciğer hastalıklarını, böbrek hastalıklarını ayırmamız lazım ki bunlara bağlı anemi var mı bunları da dışlamamız gerekecektir. Bu şekilde tanısına gideriz. Yani şöyle ayrıntılı hocam, hematolojik biyokimyasal testlerle. Testleri yaptırdık. Bir ay sonra tekrar yeniledim. İlaçları kullandıktan sonra hala değerlerimde bir oynama yok. Ne kadar süre bekleyeceğim artık telaş edip ya ben bir bu niye düşmedi? İlaçları da kullandım ama bir sonuç alamıyorum ben. Ne kadar süre sonra endişelenip artık sizin bu dediğiniz testleri yaptırmalı, daha ayrıntılı inceletmeli? Eğer bir kaybımız yoksa, tedavi düzenli aldığından eminsek ki bu problemimiz de bizim vardır. Hastayı en geç bir ay içerisinde tekrar kontrol ederiz. Hastanın demiri, demir bağlaması, B12 folat normalleştiği halde hemoglobin değerinin yükselme yoksa başka bir şeyler de araştırmamız gerekebilir. Öyle hastalarımız da vardır. Mesela B12 eksikliği saptadık hastamızda. Anemisi var. B12 tedavisini verdik ama şeyimiz yok, yanıtımız yok. Ha bu hastadan daha sonra ne çıktı? PNH dediğimiz böyle yıkım hastalığı çıktı. İleri anca çok nadirdir. Yani toplasanız Konya'da 10-15 tane anca çıkacak bir hastalıktır. Ama biz o hastalığı yanıt almadığımızı, hemoglobin düşüklüğünü devam ettiğini gördük ve ileri araştırma gerekliliğini gördük ve o testi istedik. Ha bu bir ay sonra baktık tedaviyi düzgün alıyor hasta, hemoglobin değerinde yükseklik yok. Hele bir de uyarıcı semptomlar dediğimiz bizim işte
B semptomları dediğimiz işte gece terlemesi, ateş, kilo kaybı, enfeksiyona yatkınlık, morarmalar varsa bu hastada biz çok fazla beklemeyiz. Kemik ili değerlendirmesi mutlaka yapmak isteriz ki kemik iliğinde herhangi bir anormallik var mı diye. Ama bunların hepsi tabii sonuçta invaziv bir işlemdir. Onunla ilgili görüntülerimiz de vardı. İnvaziv bir işlem. Ha onun da bahsettiğim invaziv bir işlem ama toplam işlemin süresi yarım saatliktir. Esas işlemimiz 5 dakikadır. Bunu da inşallah kimseye gerek kalmasın. Bizim açımızdan şeydir ama yapılması gerekiyorsa yaptıralım. Bazı şeyler için geç kalabiliyoruz çünkü tedavisi olabilen hastalıklarımız vardır bizim. Kontrol altına alabildiğimiz hastalıklarımız. Resimle birlikte onları reklamdan sonra konuşacağız ama şu reklama gitmeden şunu özellikle bir açıklamanızı istiyorum hocam. Biraz bir hekime güvenmek. Kesinlikle. Bırakmak. Bir de şu ilaç düzenli kullanımı dediniz ya. Evet. Oraya bir parantez açıp düzenli kullanım hakkında bize biraz bir şeyler söyleyin. Düzenli kullanım hakkında tarif ettiğimiz şekilde mesela en sık ne dedik? Demir eksikliği görün dedik. Hastada ilacın yan etkileri olabilir. Mesela hapı verdik. Hastayla hekimin en başta tabii bu en başta olması gerekince iletişim iyi olması lazım. Sabahları aç karnına kullanması gerektiği. Günde 1-2 artık onun dozu hekim tarafından ayarlanacak. Mutlaka aç karnına kullanması gerektiği. Ha bazen öyle bir olur ki hasta bulantı, kabızlık şikayetleri, çok belirgin dispeptik şikayetler dediğimiz yanma şikayetleri. O durumda biz deriz ki çok rahatsız ederse tok karnına kullanabilirsin. Ha hasta yine kullanamıyor. Damardan tedavilerimiz vardır. Onlara geçeriz. Yani hastanın mutlaka ilacı düzgün kullanması ve aç tok düzenine mutlaka dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle demir haplar için. En yaygın bundan da bahsedersek daha iyi olur. B12 vitaminde çok etkilenmez ama dediğim gibi hasta iğne istemiyor bile bazıları. Veririz ilaçlarımızı, tabletlerimizi veririz. Düzelmiyorsa, yükselme yoksa bunların gerekse müsküler veya damardan dediğimiz tedavilerine geçebiliriz. Mutlaka bunlar çok önemlidir. Bir ara daha vereceğim ama mutfakta görebileceğiz mi arkadaşlar? Atışlarınızı bir görmek istiyorum. Çocuklar çocuklar dedim ya size. Ablam mesaj atmış demiş ki çocuklar deme gençler de demiş. Haklısın. Ben şimdi kendi çocuklarım da aynı yaş olunca çocuklar diyordum. Gençler bugün iki güzel genç bizim hanımeli mutfağımızda. Şu atışları bir görelim sıkma hamurunun atışlarını şeflerimizden. Sıkma ve fellah köftesi yapıyoruz efendim. Bir ara daha vereceğiz. Aradan sonra sunumunu da göreceğiz. Fellah köftemiz de şöyle güzelce haşlanıyor. Hemen devam edeceğiz. Geliyoruz. Efendim hanım elinde biz bugün doçent doktor Ali Kutlucan hocamla birlikte anemileri konuştuk. Anemi deyip geçmeyin. Lütfen değerlerinizi mutlaka kontrol edin diye. Hocam özellikle üzerine basa basa konuştu. Kadınlarda daha fazladır diye konuşuldu. Çocuklar için hassasiyet gösterin lütfen denildi. Ve tanıya ulaşıldıktan sonra tedavi sürecinde ilaç kullanımı mutlaka önemlidir dediniz hocam. Evet. Ve doktorun sözünü dinleme. Biz bu konuda biraz eksiklik gösteriyoruz evet, çünkü. Maalesef, o konuda oradan bir devam edelim. Şimdi aneminin en sık nedeni demir eksikliği diye bahsettik. Bir de aneminin bir hastalıktan ziyade hastalık bulgusu olduğundan bahsettik. Bir alt etim bir hastalık. Şimdi demir eksikliğinin tedavisi bizim açımızdan en problemsiz kısımdır. Tedavi verilir ama yine tekrar söylüyorum. Altta yatan neden işte jinekolojik problem varsa kadın doğumla görüşmek gibi. Gastrointestinal sistemle mide bağırsakla ilgili problem varsa mutlaka bunu bir gastroenterolojiye görüşmek gibi. Çünkü ileri yaşlarda endoskopi, kolonoskopi gibi problemler işlemlerin yapılması gerekebilir. Yine B12 eksikliğinde olabilir dedik. Mutlaka tedavi ederken bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Yapımla ilgili problemlerden bahsederken bazı hastalıklar diye bahsettik. İşte böbrekle ilgili, kalple ilgili gibi, diyabet gibi hastalıklardan bahsettik. Mutlaka bunların da tedavi edilmesi lazım. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda kemik iliğinde kan yapımı, eritrosit yapımını uyaran eritropoietin dediğimiz bir hormon vardır. Bu salınma problemi olur. Mutlaka böbrek yetmezliği hastalarında bunun da tedavi edilmesi gerekir. Sadece demir, B12, folik asit, özellikle diyalize giren hastalarda folik asit eksikliği problemi sık gördüğümüz bir problemdir. Diyalize bağlı görürüz. Bunları tedavi ederken kemik iliğinde yapımı uyarıcı tedavilerinde mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
Tedaviden bahsederken şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu da çok gördüğümüz bizim problemlerden. Bu talasemi dediğimiz hastalıkta Akdeniz anemisinde bazen şöyle problemler olabilmekte. Hastanın sadece hemogramı görülüp MC ve sütçük bu demir eksikliğidir deyip tedavi verilmekte, demir tedavisi. Demir tedavisi B12 ve folik asit tedavisi kadar masum bir tedavi değildir. Hmm. Demir tedavisinin fazlalığı da vücutta birikim yaparak oksidatif stres oluşturabilir. Çok önemli bu hocam. Talasemide bazen şöyle olmakta. Hasta özellikle anemnez çok önemli burada. Hasta şöyle tarif eder. Bahsettiniz ya işte ailemde bizde zaten gelir. Ailede bir kansızlık öyküsü varsa hasta diyor ben hep tedavi alıyorum ama düzelmiyor diyorsa ve bulgular da bize bunu düşünüyorsa mutlaka talasemi yönünden değerlendireceğiz. Bu hastalara kesinlikle B12'si demiri özellikle normalse demir tedavisi vermeyeceğiz. Çünkü altta yatan neden talasemidir. Başka bir nedendedir. Biz fazladan verdiğimiz demir vücutta birikir çünkü. Kalpte olsun, böbreklerde olsun, pankreasın birçok yerde fazladan birikir ve sıkıntı durumlara yol açabilir. Özellikle tedavide onu belirtmek istedim. Evet, çok önemli. Şimdi hastalarda anemi var, ileri yaş bir hasta. Tedavisini veriyoruz, yanıt alamıyoruz. Altta kötü bir hastalığı düşündürecek bulgu varsa mutlaka bununla ilgili de işlemlerin yapılması gerekir. Mesela hasta ilaç almışsa, kemoterapi ilaçlar, bunlar da yine kemik iliğini etkileyebilir, kemik iliğini değerlendirmek gerekebilir. Başka bir hematolojik kanser diye başka bir kanser atıyorum akciğerle, meme ile, prostatla ilgili problemi olan bir hastada anemi gelişmişse hele bir de hasta tedavisini almış daha önceden tedavisini almış bayağı bir süre geçmiş anemisi varsa bu hastalığın kemik iliğini tutma ihtimali vardır. Bu anemiye yol açmış olabilir. O yüzden onların akılda bulundurulması gerekir. Mutlaka dikkat edeceğiz. Enzim eksikleri çocuklarda söylemiştim. Enzim eksikliği olanlarda böyle demirin falan çok faydası yoktur. Genellikle bu hastalarda da yıkım yeri dalak olduğu için kalıtsal hastalığı olanlarda eritrositleri yıkan bu şey yapan dalaklardır. Onlarda dalak ameliyatları dalak alınarak tedavi yapılabilir. Bazen bu da çok yeterli olmayabilir. İşte vücudun kendini yıktan durumlardan bahsetmiştim. Kemik iliğinde sentezlenir ama vücut kendini yıkar. Bunlarda tedavi yaklaşımımız çok daha farklıdır. Bunlarda steroid tedavisi ilk başlangıçta kullandığımız tedavilerdendir. Steroid tedavisine yanıt alamadığımız durumlarda işte immünoglobulin dediğimiz durumlar. Gerekirse yine bunlarda da dalak alınması. Çünkü dalak yine bunlarda yıkan yerdir. Bu hücrelerin yüzeyi antikor dediğimiz maddelerle kaplıdır. Bunları tanıyan dalak bunları yıkar. Eğer steroide yanıt almıyorsak, kortizol tedavisine yanıt almıyorsak dalak almamız gerekebilir, dalak problemi. Bunlarda da bazen tedavi olmayabilir. Daha immünsüpresif dediğimiz kemoterapik ajanlar bile kullanmamız gerekebilir. Peki hastalıklar hocam o organ için. Kaybı tedaviyi olumlu yönde etkileyecek midir ya da onun eksikliğiyle daha iyi olacak mıdır? Orayı merak ettim. Anladım. Ya bu şeydir. Bu halk arası işte dalağım alınacak, yani, bir organım alınacak. Bu şey vardır. Öyle düşünürüz ya çünkü. Dalağın görevi nedir? Vücuttaki bazı bakterilere karşı koruyucu görevi vardır dalağın. Evet. Enfeksiyonlara karşı. Biz ne yapıyoruz bu hastalarda? Aşılama yapıyoruz. 2-3 hafta öncesinden bu en çok gördüğümüz 4 tane bakteri aşısına karşı aşılıyoruz. Ve bundan sonra dalağını aldırıyoruz. Dalak aldıktan sonra bu aşılarının bir tanesini 5 yılda bir tekrar ettirdiği sürece problemimiz olmuyor. Bunun dışında çok şeyimiz olmaz. Çok kaygılanmaya gerek yok. Peki şöyle kaygılanmaya gerek yok derken pardon. Dalak ameliyatı sonuçta bir ameliyat oluyor. Buna bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Bazen dalak ameliyatı sırasında pıhtı problemi olabilir. Ama bu kar zarar oranı düşündüğümüz zaman bizim çok rahat verdiğimiz artık cerrahlarımız da bu işi zaten güzel yapıyor. Yani kapalı bile yapabiliyorlar. Şimdiye kadar çok şükür öyle bir ciddi problemimiz olmadı. Gerekliyse çünkü basamak basamakta direkt dalağı alalım demiyorum dikkat ederseniz. Önce bir steroid tedavisi yapalım. Gerekirse ivik tedavisi. İvikle çok yanıt almıyoruz ama steroid sonrasında onlar bırakırız biz dalak ameliyatına. Ama gerekiyorsa almamız lazım. Çünkü %60'lara 70'lere varan oranda bir tam yanıt alma ihtimalimiz vardır. Bu otoimmün anemilerde arada bahsetmiştim. Mutlaka otoimmün anemi varsa özellikle ileri yaşsa bazı kanserleri araştırmamız gerekebilir. Bizim hematolojik kanserler çünkü bunlar da yıkıma yol açabilir. Onların tedavisi olması lazım. Tedavilerden bahsederken başka bunlardan şey kanama problemi varsa onu ihmal etmeyelim. Kanama problemi de çok gördüğümüz kansızlığın nedenlerinden. İşte yakın zamanda bir hasta mesela bahsettim amcacığım senin demir eksikliğin var bunu mutlaka ben yaptırmam benim tedavimi ver. Tamam tedavi verelim ama bir yerden hala kayıp var bu düzelmeyecek. Belki başka bir problem çıkacak ki çok hasta yakalamışızdır biz anemiyle gelip de özellikle hematolojide çok olur anemiyle gelip de alttan
mide kanseri çıkanlar, akciğer kanseri çıkanlar, bu problemleri de görebiliriz. O yüzden o amcalar, teyzeler ne olur doktorunuzu dinleyin yani, diyelim değil mi? Evet, zaten biz gerekli görmediğimiz şey istemeyiz. Yaptırmayız, istemeyiz. Bizi bir rahatsız eden bir durum vardır. Genç bir hastada, bir bayan hastada biz bunları yaptıralım demeksine demeyiz. En fazla kadın doğuma gittin, kadın doğumlu probleminizi halledin deriz. Ama ileri yaşta problem oluyorsa, hele bir mens döneminden sonra, yani menopoza girmiş bir bayanda kanser demir eksikliği varsa, erkek bir hastada demir eksikliği varsa, bunu mutlaka araştırılıp incelenmesi lazım. Gerekir. Ve ona göre tedaviler, işte malinite varsa malinite tedavisini yapmamız lazım. Peki hocam, kronik bir hastalığı olan, yaşı artık ilerlemiş, tansiyonu vardır, insülin kullanıyordur, şeker, diyabet hastalığı vardır, yüksek tansiyonla kalp rahatsızlığı vardır, pek çok hastalığı olan, biliyorsunuz artık poşet poşet elinde i̇laç gezen, ilaç taşıyan amcalarımız, teyzelerimiz var. Bizim de son öyle gidiyor yani, o ilaçlardan, o poşetlerden kurtulamayacağız. Bunlar onu arttırır mı? Yani o dönemde daha mı dikkatli olunması gerekir? Ya da ara sıra tahliller yaptırıyor musunuz? Nasıl davranmalı kronik rahatsızlığı olanlar? Bu hastalarda kesinlikle anemi beklediğimiz bir problemdir. Kronik hastalık anemisi de işte diyabet, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, bunlardaki sanılan maddelere göre beklediğimiz bir olgudur. Ama hastada anemi var, biz bunlara bağlı demiyoruz. Yine hastanın anemiyle ilgili tetkiklerini istiyoruz biz. Baktık, demirimiz normal, B12'miz normal, folatımız normal, yayma, periferik yayma, onu ısrarla söylüyorum, periferik yayma bizim çok önemlidir. Ve artı en önemli bir tanesi, biz 3 tane hücresi var, hücremiz var demiştik. Trombosit ve lökosit değerlerini de biz değerlendirirken sadece anemiye bakmayız. Onlarda bir anormallik varsa bunun da araştırılması lazım. Bunlarda çünkü trombosit ve lökosit değerlerinde çok bunlara bağlı düşüklük beklemeyiz. Ha ne zaman olur? Karaciğer sirozdur, kocaman bir dalağı olmuştur, diğer kan değerleri de düşer. Bu durumlarda bekleriz. Ama bir diyabet hastasında, bir kalp hastasında çok diğerlerinde parametre değişiklik görmeyiz. Ha baktık hastamızın parametreleri normal. Anemiyle parametrelerimiz normal. Lökosit, trombosit değerlerimiz normal. Hemoglobin değerimiz de bunlarda genelde de 9-10 değerinin çok altına inmez. Yani 4'lere, 5'lere, 6'lara çok düşmesini beklemeyiz. Hele 8'in altındaysa, genelde kitabı bilgi 8-10 arası diye bahsediyor. 8'in altındaysa mutlaka bunun o hastalığa bağlı diye düşünmeyiz. Başka altta yatan neden olmasın. Hele ileri yaşsa bizim böyle displastik sendrom dediğimiz bir hastalığımız vardır. Kemikliğin tembelliği, öyle tarif edelim. Çalışır ama verimli çalışamaz. Perifere kan veremez. O hastalık olma ihtimali vardır bizim açımızdan da. Bunu da kemikliği işlemi yaparak anlayabildiğimiz bir durumdur. Yani bunda anemi var. Biz bunlara bağlıyor demiyoruz. Gerekli tetkikleri yapıyoruz. Hele bazı uyarıcı bulgularımız varsa, diğer kan parametrine düşüklük varsa ve çok düşükse kanımız, mutlaka bunlarda biz ileri değerlendirme yapıyoruz. Biz bugün aslında en önemli öğrendiğimiz şey şu: kemik iliğinde neler olup bittiğini çok güzel anlattınız. Ve bizim için ne kadar bu önemli olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Tahlillerin önemli olduğundan bahsettiniz. Konumuzu şöyle bir toparlayacak olursak, bizi böyle kısa özetle, bugün neler konuştuğumuzu özetleyebilir misiniz hocam? Anemi çok yaygın bir problem. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde gösterdiğimiz gibi, özellikle gebelik döneminde, çocukluk döneminde çok önemli. Ailesel tabloya mutlaka dikkat edeceğiz. İleri yaşta menopoza girmiş bayanlarda, erkeklerin genel hepsinde bir anemi tablosu varsa mutlaka bunun araştırılması gerekir. Altta yatan nedenlerin mutlaka bulunması gerekir. Evet, bunlar bizim için çok önemli. Kemik iliğiyle de şöyle söyleyeyim, biz şöyle bir şey olmaz. Her gelene kemik iliği yapıyoruz, öyle bir şey kesinlikle yok. Ama kemik iliği bizim için o yapım yerini görmek açısından, sadece eritrositler için değil, lökosit, trombosit dediğimiz kandaki diğer hücrelerimizi de görmemiz açısından bizim için çok çok önemli bilgiler verir. Gerektiği zaman geciktirmemek lazım. Çünkü geciktirilirse bazı ciddi problemleri atlarız ve bazı şeyler için geç kalmış olabiliriz. O yüzden gerekli zamanda yapmak lazım. Kanser hastası kızım, Wilms tümörü, plazma eksik vücudunda. Ara ara morarmalar oluyor. Hangi bölüme başvurmamız gerekir? Hocamız bizi bilgilendirebilir onkoloji, mi? Hematoloji hocamız baş parmağı esniyor, anemi dedi ama tedavisi için ne yapmalıyız demiş. Aneminin önce bir araştırılması lazım. Tümöre bağlı, tümörün tutulumuna bağlı mı? Yoksa tümörün kendisinin kemik iliğine etkilemesine bağlı mı?
Yoksa tümörün kendisini salgıladı, biraz önce bahsettiğim kronik hastalık anemisi tablosuna bağlı mı? İlaç kullanıyorsa, şu anda ilaç tedavisi alıyorsa bunlar anemiye yol açmış olabilir. Radyoterapi alıyorsa bunlar anemiye yol açmış olabilir. Mutlaka onların gözünde bulundurması lazım. Şu anda aktif lazım. Tedavi alıyorsa onlara bağlı olabilir. Ya da hocama ulaşabilirsiniz hastaneden. Evet, tabii. İletişim tabii. Kurabilirsiniz Konya'daysanız. Şifalar diliyorum efendim. Zor bir süreç. Geçmiş olsun. Evet, Allah hem size olsun. Sabırlar hem babacığınıza sabırlar diliyorum. Bir izleyicimiz de demiş ki babamda KML'ye bağlı kansızlığı var. İlaç tedavisi görüyoruz. Destek olarak neleri tüketmeliyiz? Yardımcı olursanız duacınız olurum demiş. Dua edin siz yine. Hemen İnşallah. Yardımcı olalım. Geçmiş olsun. Önce KML'den bahsedeyim. KML bundan 20 yıl öncesinde tanı konulduğu zaman maalesef 3-5 yılda kaybedilen bir hastalıktı. Evet hocam. Ama şu anda KML bizim için inan şeker hastalığının daha basit bir şeyidir. KML'de anemi niye olur? KML'nin çok rutin şeyini de beklemiyoruz. Kullanılan ilaçlar bazen kan değerlerini düşürür. Buna bağlı anemi tablosu ortaya çıkabilir. Veya hastalığın 3 fazı vardır. Kronik faz, akseler faz, blastik faz dediğimiz durumlarda. Eğer bir sonraki faza geçmiş ihtimali varsa buna bağlı anemi tablosu ortaya çıkmış olabilir. Sonuçta KML hastası bizim için dediğim gibi çok basit bir hastalık. Sadece bu hastalığa ilgili değil, hastada diğer ek problemler de ortaya çıkmış olabilir. Bu hastada demir eksikliği, B12 eksikliği ortaya çıkmış olabilir. Yani sonuç olarak anemisi varsa bir, ilaca bağlı anemi gelişme riski vardır. İki, hastalığın evresi değişme ihtimali vardır ki bu çok nadirdir bizim için. %95'lere varan oranlarda artık hastalık bizim için kontrol edilebilir bir hastalıktır. İlk tedavi olmadı, ikinci basamak, üçüncü basamak tedavilerimiz vardır. Ya da diğer hastalarda gördüğümüz gibi altta yatan başka neden, işte vitamin eksiklerine bağlı olabilir. Kemik eline etkileyen diğer nedenlere bağlı olabilir. Onun araştırılması lazım. Yani zaten biz ilk değerlendirmemizde şeyi anlarız. Hastalığın bir sonraki faza geçip geçmediğini çok rahatlıkla anlayabiliriz. Bunu değerlendirirsek kolaydır yani bunun şeyi. Çok geçmiş olsun. KML bizim için rahat olduğumuz hastalıklardandır ama ihmal etmemek lazım. Çok çok nadir gördüğümüz ileri evre geçenler var. Onu da değerlendirmek lazım. Değerlendirmek gerekir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Facebook'tan da yazmışsınız. Çok önemli bir konuda bizi bilgilendirdiniz diye. Biz uzmanlarımızla sizi doğru bilgilendirmeye ve doğru ağızlardan bilgilendirmeye devam edeceğiz efendim. Bu çok önemli. Çünkü artık baharatçılar ayrı konuşur oldu, aktarlar ayrı. İşin orasını hiç konuşamadık evet. Sizinle biliyorsunuz. Kansızlığa şu iyi gelir, şununla şunu karıştırıp şununla şunu içersiniz. Mutlaka belki etkisi olabilir ama bir ilaç kadar hiçbir zaman etkili değildir. Biz de bu yüzden doğruları doğru ağızdan dilendirmek için dikkat ediyoruz. Yakın zamanda bir hastamız, ya ben o kadar da kullanmıştım şey ama düzelmemiş. Düzelmemiş. Yani bu çok yakın zaman, 1-2 hafta içerisinde çok görüyoruz maalesef. Ha, şu pekmezi bir açıklayın hocam. Şu pekmez kansızlığa iyi gelir mi gelmez mi? Ondan bahsedeyim. Pekmezin faydası vardır. ama demirin emilim için, vücutta faydalı olması için artı 2 değerlikte olması lazım. Biraz önce bahsederken hatırlarsanız demiştim bazı ilaçlar yükseltmeyebilir diye. Artı 3 değerlikli ilaçlar artı 2 değerliğe kadar yükseltmez çünkü emilim problemi vardır. Birçok gıdada vardır. İlaçta bile yaşanıyor bu. Birçok gıdada yani. Vardır. Bizim verdiğimiz ilacın bile hepsi emilmiyor. Belli yani. Bir oranı emiliyor ki o gıdalardaki az miktarda olan demirin belli bir kısmı, hele bu 3 ise artı 3 ise daha az emilecektir. O yüzden ya pekmezi kullanabilirsiniz ama yetmez. Bir de yani illaki çözüm olacak diye lütfen çocuklarınızı kustura kustura şu pekmezi, arkadaşlarımdan biliyorum kansızlığı geçecek diye zorla çocuk kusacak şekilde pekmez içiriyorlar ya, yapmayın. Yani kesinlikle, bir de bahsettim anemi bir altta bir problem olduğunu gösterir. Çocuklar için tamam, onu çocuklarda bizim en iyi grubumuzu çünkü alım işte ihtiyacı olduğu problem ama erişkinde tamam kanslık varsa onun bir araştırması lazım. Başka bir neden var mı? Onu değerlendirmesi lazım. O yüzden tek başına işte pekmezlerle veya bitkisel şeyle uğraşmamak lazım. Çünkü maalesef karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi problemlerle de biz bu hastaları karşımıza çıkmış olarak görebiliyoruz. Bir izleyicimize demiş ki, hatta teyzeciğim, selamlar gönderiyorum teyzeme de. Vücuda morarma çıban şekli peklik anemi belirtilerini... Belirtsin mi? Bir damla var ya, adını vermeyeyim. O fayda verir mi demiş. Morarmadan bahsetmiştim. Şimdi morarma vücutta bu bahsettiğim 3 tane kan tablolarının trombositlerle daha çok ilişkilidir.
aneminin biz direkt morarma şeklinde beklemiyoruz. Ama anemisi olan bir hastada bahsettiğim gibi trombosit değeri, lökosit değerleri de etkilenebilir. Eğer bunlarda düşmelerimiz varsa bu değerlerde, o zaman morarma şikayeti olabilir. Yani aneminin yanında trombosit değeri de etkilenmişse o zaman trombosit morarmaları bekleriz. Tek başına anemi de beklediğimiz bir bulgu değildir. Zaten bunların hepsini tek tek söyledi. Bu sadece içinde bir nedendir dediniz değil, evet, mi hocam? Ama yine de değerlendirmek lazım. Sadece bunu onu da söyleyeyim. Morarmalar sadece trombositle ilgili değil. Plazmada faktörlerimiz vardır. Yani esas üç temel şey trombositler, faktörler ve kan damarları yapılarıyla ilişkilidir. Eğer bunlarda anormallik varsa biz morarmayı bekleyiz. Sadece eritrosit, hemoglobin değeriyle morarmanın ilişkisi yoktur. Daha çok trombosit ve faktörlerle ilişkilidir. Çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi yorduk. İnşallah atomlar biraz iyi gelmiştir. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet, sizi yorduk. Sıcak ama ortamınız için çok çok teşekkür ederim. Ay, sağ olun. Ev ortamında zaman, böyle. Evet. Biz de her zaman bekleriz sizi. Salonumuzdaki İnşallah. Bütün her zaman konuklarımız bizim evimize gelen misafirlerimizdir. Sizi şimdi şahane bir masaya almak istiyorum. Görmelisiniz orada neler olduğunu. Bir bakalım. Sadık'la Kürşat bugün bize fellah köftesiyle sıkma yaptı. Adanalısınız, Adana yöresi dedik ya, fellahlar mı var bugün demiş izleyicilerimizden. Hocam sizi de alayım lütfen. Elinizi alabilir misiniz? Evet, onu almanız yeterli elinize. Şöyle lütfen sizi alayım önden. Sarı sandalyemize oturmanızı rica ediyorum. Çocuklar, bu ne romantikliktir. Nasıl güzel bir masadır böyle. Harikasınız. Böyle elinize bugün sağ, de hafif hafif yağmur atıştırıyordu ya. Yağmur da böyle romantikliği bizim için hissettirir. Böyle güzel bir masa. Lütfen hocam buyurun. Adanalıysa acıdır şimdi. Acıdır değil mi? Acıdır. Fellahlar mı var bugün demişler. Yani. Telefonda arkadaşlar yazmışlar. Bugün iki başarılı gastronomi öğrencisi Sadık ve Kürşat bizimle birlikteydi. Çocuklar çok güzel olmuş. Sunum da çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Siz ne hissettiniz? Nasıl geçti program sizin için? Heyecanlıydı. Yani normalde kendi mutfağımızda çok daha rahatız. Burada cidden heyecanlandım. Ama olacak burası hanım eli. Canlı yayın ekrandasınız. Tabii. Sizin için güzel bir tecrübe olmuştur ama. Evet, bize bu tecrübe için yani bu fırsat verdiniz. Teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Kürşat ne diyorsun? Ne hissettin? Gerçekten ben normalde çok daha rahatım ve çok daha hızlı olacağını düşünüyordum. Hı hı. Ama ekran karşısında gerçekten heyecanlanıyorsunuz. Ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz bazen. Siz mütevazi davranıyorsunuz heyecanlandık falan diye ama gayet başarılı yönettiniz bu işi. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Başarılar diliyorum. Böyle sizi ünlü şefler olarak, aşçılar olarak İnşallah. Görelim, duyalım, haberdar olalım. Bir gün biz sizi ağırlarız. Ah ne güzel olur İnşallah. Değil mi? İnşallah öyle olsun. Hocam çok Hedef, teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ne olun. Diyorsunuz sunumlara? Çok güzel. Ellerine sağlık. Kapansın yiyelim. Kapansın yiyelim mi diyor. Acımıştım zaten. Tadına bakmayalım mı diyorsunuz? Acıdır belki şimdi ne olur ne olmaz diyorsunuz. Tekrar ellerine beklerim. Sağlık. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar beklerim sizi de hocam. İnşallah. İnşallah her zaman katılmakta memnunluk duyarım. Allah herkese şifa versin. Amin. Sağlık evet. versin. Sağlık olmadan hiçbir şeyin önemi yok. Ben hep şöyle düşünüyorum. Allah'ın verdiği bize bu emanete iyi bakmamız lazım. Çok hor kullanmamak lazım. Ve gerektiği zamanda gerekli şekillerde tedavilerimizi almak lazım. Geciktirmemek lazım. Güvenebileceğimiz ne diyeyim? Doktorlara gidelim, kendimize emanet edelim. Çünkü görüyoruz çok geç kalıyor bazı şeyler için. Biz tüm hastalarımız bizim kanser değildir. Hematoloji öyle bir şey vardır. Ama kanser hastalarımız bazen öyle şey oluyor ki geziyor, yıllarca geziyor. Çok yavaş seyirli hastalıklarımız vardır. Çok gecikmeden bir an önce doktorlarına başvursunlar. İhmal etmesinler, kontrollerini de mutlaka yaptırsınlar. Ve Allah herkese sağlık versin Amin. Diyerek son cümlemizi söyleyelim. Efendim, bugünü haftanın ilk gününü, pazartesimizi bu şekilde atlattık. Ömrümüz olursa yarın 10.30'da sizi bekliyor olacağım. Tekrar şebi arzumuz kutlu olsun, hayırlı olsun. Hazreti Mevlana'yı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim herkese.